Çılgın adam. O kadar kötü ki davranışları yüzünden aptal kızı kaçırdı. Kim bilir nereye gitti. Ben onu nereden bulacağım? Nereden? Umarım vahşi bir hayvan onu parçalar da hepimiz kurtuluruz. Azra! Azra! Nereye gittin deli kız? Allah'ım, sen beni gazabından koru. Bunlar hangi cehennemden geliyor? Cin misiniz, insan mı? Müslüman mısınız, kafir mi? Beni dövmeyin, beni öldürmeyin. Ben basit çıplak ayaklı bir çiftçiyim. Yiyecek yemeği bile zor buluyorum. Korkmana gerek yok kardeşim. Biz ne ciniz ne de kafiriz. Üstelik haydut da değiliz. Biz emir muhtarın askerleriyiz. Muhtarın askerleri mi? Peki neden hiçbirinizin zırhı yok? Miğferleriniz nerede? Emir muhtarın askerlerinin daima zırh kuşandıklarını duymuştum. Doğru duymuşsun. Bir askerin kalkanı zırhı ve miğferidir. Ama bu durumda bizim kılık değiştirmemiz için bir sebep göremiyorum. Şimdi beni çok iyi dinle. Bütün gece birkaç kaçağın peşinde at bindik. İzleri onların buraya geldiklerini gösteriyor. Bu civarda gizlice yolculuk eden iki yabancı adam gördün mü ihtiyar? Bu aralar ne gördüysem dönüp dolaşıp benim başıma bela oluyor. İyi ama neden bu kadar üzgünsün? Çünkü çok çaresizim. Dilsiz kızımı arıyorum ama hiçbir yerde bulamıyorum. Peki kızına ne oldu? Ortalıktan kayboldu. Dün gece bir anda kaçıp gitti. Ve şimdi her yerde aradım ama bulamadım. İhtiyar, sana nasıl yardım edebiliriz? Yolumdan çekilin yeter. Eğer beni sorguya çekmezseniz kendi derdime çare bulabilirim. Git o zaman. Yolun zaten açık. Kalk, başımız büyük belada. Ne var? Boyuna çık adını yola getirebildiniz mi? Ok atarı. Ne olur kalk. Muhtarın askerleri burada. Bana sorarsan muhtarın askerleri buraya seni yakalamak için geldi. Muhtar mı? Doğru mu duymuşum? Evet, öyle dedim. Hadi kalk artık. Uyanmalısın. Başımız büyük belada. Aman Allah'ım, olamaz. Lütfen bana yardım et akrabam. Bana yardım et. Hemen köyden çıkmam lazım. İyi ama nasıl? İmkansız. Bütün köyün etrafını sardılar. Koyun sürünü otlatmak için çıkar. Ben onların arasına karışırım. Benim öyle büyük bir sürüm yok ki. Elimde sadece 10 keçi, 2 koyun var. Geriye bir tek yol kalıyor. Hangi yolmuş bu? Senin ölmen gerekiyor.
Ölmem mi gerekiyor? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Dinleyin kardeşlerim. Peygamberin torununun iki katilinin köyünüze saklandığını düşünüyoruz. Herhangi bir yerde gizleniyor olabilirler. Belki bir ağılda ya da başka bir yerde. Eğer hepiniz bize izin verirseniz köyü ve civarını aramak istiyoruz. Tabii efendim. Neden olmasın? Hadi gidelim. Azra! Azra! Kızım! Hayır, bu cenaze Azra'nın değil. Değil mi? Hayır. Ama peki Azra nerede? Ben de bilmiyorum. Köyde bakmadığım tek bir yer kalmadı. Ama ona ait hiçbir iz bulamadım. Sanki yer yarıldı da içine girdi. O zaman bu kimin cenazesi? Şeyh Sena'nın. Muhtarın askerleri onu tutuklamaya gelmiş. Ben de onu kefenin içine saklamak zorunda kaldım. Askerler gitti mi? Gidiyorlar. Onlar uzaklaşana dek sesini çıkarma. Tedbiri elden bırakmayalım. Sabırlı ve sessiz olmaktan başka çarem yok. Nereden bileyim? Tabii ki biliyorsun. Sen onun işlediği suçlara ortak mı olmak istiyorsun? O Zehra'nın oğlunun katillerinden biri. Saçmalamayı kes. Hüseyin'i öldürülürken kim görmüş? Ben buna inanıyorum. Ben insanlardan duyduklarıma inanıyorum. Dün gece bu hayvanın benden ne istediğini bilseydin, onu şu mezara canlı canlı gömerdin. Kadın dur, ne yapıyorsun? Toprağa dökme, dur. Hey dur, toprağa dökme. Kadın dur diyorum sana, yapma, dur diyorum. Dur. Ne yaptığını sanıyorsun sen, dursana, dur. Yeter, yapma, dur diyorum. Dur.
Hani Azra ölmüştü? Mezarından kalkıp gelmiş. Ölen kız dirilip geri gelmiş. Galiba o yaşlı adam bizi kandırmak için kendince küçük bir oyun düzenledi. Benimle gelin. Çok ilginç. Bir köpek kadar da güçlü. Neden ona yardım etmeye çalıştın? Bizi bağışla komutan. Biz ailecek masumuz. Masum musun? Sen kaçmasına yardım ettiğin bu lanetli adamın aslında kim olduğunu biliyor musun? Evet. Hüseyin'in başını kestiğini söylemişlerdi. Ve sen bunu bilmene rağmen kaçmasına yardım etmek istedin. Ne yapabilirdim ki? O benim efendim ve çok güçlüdür. Ve altın vererek kızımı satın aldı. Karın da kızın da kötülük yüzü görmesin. Çantamı altın ve gümüşle doldurmanızı istiyorum. Çünkü ben bayrak taşıyan kralı öldürdüm. Ben ailesi herkesten daha üstün olan o kişiyi kendi ellerimle öldürdüm. Sırt çantamı yakutlarla ve zümrütlerle doldurmalısın. Çünkü ben Hüseyin'i, Allah'ın aslanının oğlunu öldüren kişiyim. Yaşanıyor artık. Çabuk yakalayın şunu. Emirim. Mübarek olsun. Eşkıyanın başını getirdim. Hem sana hem de Hüseyin'e büyük kötülük yapmıştı. Şemr İbni Zülzişan'ın kellesi. Şemr öldü. Adalet yerini buldu. İşe bakın. Şemr ölmüş. Aleyküm selam Şemr'i öldüren kişi. Teşekkür ederim kahraman. Zaferin Allah'a secde etmeyi gerektiriyor. Ebu Muflis. Hüseyin'in katillerinin listesini aç. Ve Şemr'in isminin üstünü çizelim. Peki emir. Senan İbni Anas'ın ismini de çizin. Görünüşe bakılırsa isyanı bastıran tek kişi olarak tarihe geçmek istiyorsun.
Hüseyin'in katilleri için emirim, Kıyam Ebu Umre Azrail anlamına gelir. O zaman şeytana dikkat et komutan. Ben şeytandan korunmak için Allah'a sığınırım. Biz devletin askerleriyiz, açın şu kapıyı. Allah size ve emirinize lanet yağdırsın. Bizi sürekli rahatsız etmekten bıkmadınız mı artık? Neden buraya girip duruyorsunuz? Allah huzurunda yemin ederim ki Kuli adındaki o lanetli adam bu evi terk edip çöle gideli bir aydan fazla zaman oldu. Bunu geçen defa geldiğinizde de size söylemiştim. Neden onun yaptıklarının sorumlusu biz olalım ki? Sürekli gelip giderek musallat oldunuz. Bu evi hemen aramak için elimde yazılı emir var. Eğer derhal kapıyı açmazsanız duvarlardan tırmanarak yine de gireceğiz. İnsanların evine tırmanarak girmek sizin için sıra dışı bir şey değil. Aslında eve kapıdan girme isteğiniz tuhafıma gitti. İçeri girin. İstediğiniz yeri arayın. Bunu sana bir kez daha soruyorum genç kadın. Kuli nerede? Hangi deliğin içine saklandı? Sormaktan bıkmadın mı ahmak? Sana daha kaç kez söyleyeceğim? Bu evi daha önce defalarca aramadınız mı? Bu evde iki kadından başka kimse yok, tamam mı? Bence sözlerine dikkat et. Evin her karışını arayacaksınız. Kutuların, çuvalların, dolapların içine ve kilere bakın. Sakın tuvalet çukurunu unutayım demeyin. O korkunç adamın tuvalet çukurunun içinde saklandığından kesinlikle eminim. Sen evin cariyesi misin? Hayır, ben hane halkındanım. Evin ikinci eşi ve kocamın gözdesi o. Kocan Kuli nerede biliyor musun? Sizi buraya getirenin Kuli'nin kokusu olduğu kesin. Bu kokuyu takip edin. Onu mutlaka bulursunuz. Beni dinle kadın. İstersen bu evin toprağını elekten geçirebilirim. Ya da tamamını ateşe vererek kül haline getirebilirim. Ben işlediği suçlar çok açık olan Kuli'yi istiyorum. Bana ikinci eşinden daha sağduyulu geldin. Lanetli adamı göster de bu patırtı bitsin. Biliyor musun, sen gerçekten tuhaf bir komutansın. Geçen defa buraya geldiğinizde Kuli zaten evdeydi. Sen ne halt ettiğini sanıyorsun ha? Ona neler söylüyorsun böyle? Onun varlığının benim için önemi yok Hura. Kuli senin kocandı. Benim de işkence meleğim. Cehennemin dibine gitsin. Ocağa bakmalıyız. Aşağı in. Artık bizden kaçamazsın. Ya aşağı inersin ya da seni kebap yaparım. Ocağa odun koyun. Ateşin sıcağı onu aşağı indir. Peki emirim.
Söndürün şu ateşi! Söndürün! Söndürün şu ateşi! Beni yakıyorsunuz! Seni lanet olası aptal demek beni sen soktun kız. Akrep gel buraya kaçma. Seni lanet olası. Koynumda yılan varmışım eğer. Bana bunu yaparsın. Seni diri diri gömeceğim. Benimden kurtulamayacaksın. Seni akrep. Bırakın. Bırakın. Bırakın beni. Seni hain. Allah seni lanetlesin aşağılık adam. Bari hayatının son anlarında insan gibi davranmaya çalış pis yılan. Belki günahlarından bir kısmı affedilir. Kadınları da götürüyoruz. Bu adamın işlediği suçlara hepiniz şahitlik edeceksiniz. Yemin ederim ki bu aptalın nerede saklandığını bilmiyordum emirim. Kimin aklına gelirdi? Kimseye fark ettirmeden gitmiş ocağın bacasına saklanmış. Yine de yalan söylemekle suçlanacaksın. Bir de terbiyesizlik suçu var. Eğer masumsan serbest bırakılacaksın. Gidelim. Kuli İbni Yezid Asbahi, Kerbela'da yapılan haksız savaşta aktif olarak düşman saflarında yer almakla Cafer İbni Ali'yi ve Osman İbni Ali'yi öldürmekle suçlanıyor. Bundan başka Hüseyin İbni Ali'nin başını Kerbela'dan Kufe'ye götürmüş, Kufe'ye giderken yol boyunca her yerde sergilemiş, Kufe'de meydanda bir tören tertiplenmiş, baş açıkça herkese gösterilerek aşağılanmaya çalışılmıştır. Bu mahkemede Efendimiz Hüseyin'in kafasını getirdiğine dair tanıklık edecek iki kadın şahit var. Onların ifadesinde bazı deliller olabilir. Ve bunlar suçlanan kişinin alacağı cezanın büyüklüğünü etkileyecektir. Kerbela'ya gitmeden önce ve döndükten sonra Kuli'nin neler yaptığını bize açıkça anlatmalarını istiyorum. Evet hanımlar. Gerçeği söyleyeceğinize dair yemin etmeniz gerekiyor. Doğruyu söyleyeceğime yemin ederim. Allah benim şahidim olsun. Dinliyoruz. Gitmeden önce Kuli... Kura'yla konuşurken şöyle bir söz verdi. Savaşta elde edeceği ganimetlerle ona Kufe'de büyük bir eğlence yeri açacaktı. Ve Hura burada oynayacaktı. Onlar konuşurken duydum. Ne söyledilerse hepsini duydum. Verdiğin sözlerin hepsi yalan. Beni Şam'dan ayrılıp Kufe'ye gelmem için kandırdın, şimdi de ölmem için eve hapsettin. İstediğin bu mu? Allah korusun, hiç olur mu? Kuli sana kurban olsun. Girişimin hemen öncesinde böyle kötümser olmasana güzelim. Keşke eve duyduğum özlemi anlayabilsen. Bu şehirde resmen hapsedilmiş gibiyim. Eğer şarkı söyleyip oyun oynamazsan ölürüm. Neden susuyorsun hayatım? Söyle hadi. Bana bir şarkı söyle. Şam'daki o eğlence yeri ve oradaki sahnede oynayan o kadın hala hayallerimi süsleyip duruyor. Hayatım, anlamıyor musun? Sen ne istersen hemen yapar. Kufe'de bir eğlence yeri yapacağıma söz verdim sana. Onu da yapacağım. Sen eğlence adamısın Kuli. Savaş sana göre değil. Ama savaşta dövüşmem gerekmiyor ki. Sadece savaşanların arkasında kalan ganimeti toplayacağım. Bu savaştan sadece rüyalarınızda görebileceğiniz türde hediyeler getireceğimden emin olun. Dönüşümü bekleyin. Göreceksiniz bak. Neresi?
Şu gitmek istediğin yer. Aa, Neynama denilen yer mi? Hayır. Orası Küfe'ye çok yakın. Yani fazla uzağa gitmiyorum. Peki bu ne kadar sürecek? Birkaç günden fazla sürmez. Yakında yine yanımda olacağım. Beni hiç merak etmezsen. Sakın cephe hattına yaklaşayım deme, olur mu? Bana senin ölüm haberini getirirlerse buna dayanamam. Ben henüz kuramı terk edip savaşa gidecek kadar delirmedim, anladın mı beni? Benden gerçekten böyle bir şey bekler miydin ha? Savaş insanları öldürür. Dövüşmeyi bilmeyip de savaşa giden kişi başarısız olmaya mahkumdur. Hayatımın sonuna kadar savaşta sakat kalmış bir adamla birlikte olmayı istemem. O yüzden dikkatli ol. Görünüşe bakılırsa sen benim dövüşte yetenekli olduğuma inanmıyorsun. Evet, sarhoş olduğum doğru ama savaşmakta kötü değilimdir. Hem savaşa gittiğim zaman sarhoş olmamak gerektiğini de iyi bilirim. Sen neden ağlayıp duruyorsun be kadın? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun Kuli? Hüseyin'e karşı savaşacaksın, sonun kötü olacak. Yemin ederim ki Hüseyin'e karşı kim savaşırsa sonunda başarısız olmaya mahkum. Kapa çeneni be! Sana fikrini soran oldu mu? Senin Ali yandaşlığın gözünden yıllardır birbirimizden ayrı yaşıyoruz. Seni hala boşamadım çünkü sana acıyorum. Yani burada yaşamak istiyorsan sızlanmayı kesip iyi bir köle olacaksın. Ben burada yokken Hura senin hanımefendin olacak. Hürmette kusur ettiğini duyacak olursam geri döndüğüm zaman seni yakalar, ellerini ve ayaklarını bağlarım, tamam mı? Bana söylediklerini size aktarmaktan utanıyorum. Çok kötü şeylerdi. Buraya yarım akıllı bir kadın getirdiniz ve sonra onu kolayca kandırarak burada aleyhimde konuşturuyorsunuz. Yalan yanlış ifadeler verdiriyorsunuz. İddialarınızı bu şekilde mi kanıtlayacaksınız yani? Sizin adalet dediğiniz şey bu mu? Beni öldürmek istiyorsanız hemen şimdi öldürün. Başkalarının canını sıkmayın, öldürün beni, hadi öldürün. Bu kadının bana neden kızgın olduğunu biliyorum. Burada yaptığı tanıklığın arkasında kıskançlık var. Adalet duygusu körelmiş. Peki Şamlı kadının şahitliğine ne diyorsun? Kur'an'ın şahitliğini kabul ediyorum. O her şeyi doğru anlatacaktı. Aklanmama yardım et Hura. Hanımefendi, doğruyu söyleyeceğinize yemin eder misiniz? Evet, yemin ederim. Allah'ın huzurunda doğruları anlatacağıma yemin ederim. Kulinin savaşa yağma yapmak için gittiği ve geri döndüğü zaman bana bir eğlence yeri açacağına dair söz verdiği iddiası tamamen doğrudur. Nasıl? Kuli beni bu tür sözlerle kandırdı ve Şam'dan Küfe'ye getirdi. Kuli Küfe'ye gitmek istediği gün onu caydırmak için çok uğraştım. Benim muhalefetimin Hüseyin'le hiçbir alakası yoktu, hayır. Çünkü o zaman Hüseyin'i bilmiyordum. Şimdi de tanıyor musunuz deseniz cevabım hayır olur. Kuli Hüseyin'in başını taşıyarak eve geldiği gün Hüseyin'in gözlerinin içine baktım ve içim titredi. Sanki yaşıyor gibiydi. Bakışlarında öyle bir haşmet vardı ki sanki ölümün ötesindeydi. Kuli savaştan döndüğünde omzunda sallanan bir çuval vardı. Bana uzaktan seslendiğinde bu çuvalın bileziklerle, kolyelerle ve diğer değerli şeylerle dolu olduğunu sanıp çok sevinmiştim. Hura! Neredesin Hura? Ah, sen misin Kuli? İçi dolu bir çuvalla geldim. Sana yakutlar ve mücevherler getirdim. Yakutlar ve zümrütler kadar değerli bir şey vereceğim sana. İsmimi söyleyerek bana doğru koş bakalım. Kuli diye bağırarak koş. Kuli! Allah'ım, sen gülümseyince içim eriyor.
O tatlı dudaklarında ismimi söylemene bayılıyorum. Hadi bana bir daha kuli de. Hadi bir daha söyle. Kuli, kuli, merhaba kuli. Savaştan senin Şam emirinin bütün hazinesi kadar değerli bir ganimet getirdim. Artık bitti. Servet hasretiyle geçirdiğim o günler tamamıyla geride kaldı. O kadar zengin olacağız ki ömür boyu kumar oynasak bile yokluk çekmeden yaşayıp gideceğiz. Hatta ocaktaki başın ağrınca altın kazanacağım. Belki daha fazlasını verecekler. Tek yapmam gereken bu başı Bin Ziyad'a ya da Yezid'e vermek. Bahsevar'ın birlikte Küfe'de büyük bir kumarhane açar, onun getirisiyle huzur içinde yaşar gideriz. Ama bu kumarhane Küfe'dekinden çok daha büyük ve çok daha lüks bir yer olacak. Hadi gel de kimin kafası olduğuna bir bak. Kimin kafası böyle kule? Bu çok uzun yıllardır Yezid'in canını sıkan, her fırsatta ona sorun çıkaran ve onu öldürene Yezid'in çok para ödeyeceği birinin kafası. Sanki canlıymış gibi görünüyor. Gözleri hala tuhaf bir şekilde parlıyor. Onu sen mi öldürdün kule? Hayır. Sen beni o kadar deli mi sanıyorsun? Ben sadece kenarda durdum ve olanları seyrettim. Çılgın adamın biri geldi ve bu zavallının kafasını kesti. Ben de onu tuzağa düşürdüm. Rakiplerimin elinden kafayı aldım ve sonra arkama bile bakmadan kaçıp ta buraya kadar geldim. Yani kafanın sahibinin adı ya da adresi yok mu? Sen aptal bir kız değilsin Ora. Bu Ali'nin oğlu Hüseyin'in kafası. Hüseyin İbni Ali'nin mi? Yani peygamberin torununun mu? Bakıyorum da benim yokluğumda saray o aptalca fikirleriyle seni de etkilemeyi başarmış. Bu inanılmaz doğrusu. Ali'nin oğlu Hüseyin halifeye karşı isyan başlattı ve bu da gerçekten çok ciddi bir suçtur. Müslümanların halifesine olan sadakatinden vazgeçmek affedilmez bir günahtır. Bu arada sadakatinden vazgeçen peygamberin torunu da olsa bu kural değişmiyor. Burası bir mahkeme değil ki, burası bir mezbahaya benziyor. Ve cellatları da bu iki aptal kadından oluşuyor. Bu yalanları söyleme karşılığında onlardan hangi vaadi aldın kadın, söyle bana. Benim aleyhimde konuştuğun zaman peşinde koştuğun şeylerin gerçekleşeceğini mi sanıyorsun? Gerçekler acıdır kule. Kimse hiçbir şey için söz vermedi. Söylediklerim aleyhimde kullanılır mı bunu bile bilmiyorum ama yine de gerçeği söyleyeceğim. Çocukça itiraflarım Hüseyin'in gözlerinde gördüğüm o ilahi ışığın sonucudur ve hepsi doğrudur. Sen neden söz ediyorsun kadın? Ne ışığı? Nereden çıktı bu? Bütün bunlar insanları deliye çeviren ve hepimizi sefil hale düşüren yalanlar ve batıl inançlar, öyle değil mi? Bunlar ne batıl inanç ne de yalan. Hüseyin'in kanının ocakta kaynamaya başladığını, dışarı taştığını gördüm. Ocakta ateş bile yakmadık. Kulinin verdiği emir üzerine yerdeki kanı temizlemeye çalıştım ama imkansızdı. Hep çoğalıyordu. Hiç bitmiyordu. Bitmiyordu. Evinizde kimi misafir ettiğinizi biliyor musun? Sen de peygamberin torununu
Ocağın külleri üzerinde ağırlayacak kadar katı bir yürek var mı? Hüseyin ki peygamberin torunudur. Ve şimdi de Hüseyin'in kafasını ocağın küllerinin üzerine koydular. Burası bir mahkeme mi yoksa gösteri yeri mi? Kıskanç bir kadın yüzünden yarattığınız şu karışıklığa, şu gereksiz üzüntüye bir bakın. Bu kadına Allah en kötü lanetleri yağdırsın. Abdurrahman. Mahkemenin kararı ne? Bana sorarsanız Ali'nin oğluna ihanet etmek ve küçük düşürmek suçları için nasıl bir ceza verilmesi gerektiğini ben ya da bir başka kul bilemez. Bu sanki namazı bırakmak gibi. Oruca niyetliyken yemek gibi bir şey. Bu Allah'ın kıyamette cezalandıracağı bir günah türüdür. Ama Kuli'nin Kerbela'ya talan için gitmesi ve orada bulunurken Hüseyin'in eşyalarını talan etmesinin ve Kerbela Savaşı'nda aktif rol olarak iki kişiyi şehit etmesinin cezası halk huzurunda idam edilmek olmalıdır. Ben Kame. Bu adamın suçlarının listesini yapın, halka duyurun ve orada da kafasını kestirin. Peki emirim. Bütün bunlara ne gerek vardı ki? Siz zaten gerekli kararı çok önceden vermediniz mi? İnsanları kandırmak için iyi yöneticiymiş gibi rol yapıyorsunuz. Ama Allah bugün burada neler yapıldığını çok iyi biliyor ve karşılığını sizlere mutlaka ödetecektir. Gözünüze taktığınız sahte maskeler ancak sizin gibilerin yüzüne yakışır zaten, anladınız mı? Siz hepiniz, hepiniz atalarınız gibi aptalsınız ve hiçbir işe yaramazsınız. Bırakın, bırakın beni, ben suçsuzum, bırakın! Muhtar! Döktüğün kanlar yüzünden adının çıktığı günden kork! İnsanlar seni bu özelliğine... Kuli'nin suçlamalarını duydunuz. Bunlar bazılarınızın zihnine şüphe tohumları ekmiş olabilir. Ama Allah biliyor ki yaptığım şeylerin sonuçlarını herkesten fazla düşünüyorum. Hiçbir devletin kan dökerek var olmayacağını biliyorum. Öldürmek yoluyla intikam almak hiç iyi bir şey değildir. Ama bazen buna da mecbur kalıyoruz. Tabii ki en bağışlayıcı olan Allah'tır. Kuli gibiler bizi suçlamazlarsa o zaman daha çok şüphe etmelisiniz. Meslek olarak insan kanını dökmeyi seçenler bunun getirisini ve götürüsünü düşünmek zorundadır. Böyle bir meslek sonunda kendi hayatına mal olabilir. Ve kuli gibiler kaybedecekleri şeyleri hiç düşünmezler. Siz ikinize gelince özgürsünüz. Kuliden kurtuldunuz. Ama yaptıklarınızı sizin vicdanınıza bırakıyorum. Kulinin karısı olmak utanç verici. Ama bir suç değil. Bundan böyle kimse onları rahatsız etmeyecek. Hüseyin!
Mescid-i Asbahi bir günahkardır. Allah'ın düşmanıdır. Peygamberlerin düşmanıdır. Onları küçük düşürmüştür. Osman İbni Ali'nin katilidir. Cafer İbni Ali'nin katilidir. Ve Neyneva çölündeki savaşta peygamberin torununun kafasını kesmiştir. Bu suçların cezası olarak bu lanetli adamın kafası kesilerek idam edilmesine ve kirli bedeninin yakılmasına mahkeme tarafından karar verilmiştir. Bu hüküm derhal yerine getirilecektir. Aşure günü iradenizin ve gücünüzün denendiği önemli bir mücadeledir. Ve aşure gününde kişinin şeytan mı yoksa melek mi olacağına karar verilir. İnsan mı yoksa hayvan mı olacağına karar verilir. Aşure kişinin insanlığını kazanacağı ya da kaybedeceği bir savaş alanı gibidir. Aşure gününde Hüseyin özgürlük diye bağırmıştır. Cahilliğiyle bilinen bazı kişilere bir uyarı yapmıştır. Ama dünyayı bizimle paylaşan kötü ve açgözlü insanlar gerçeği duymak istemediler. Ve yine aynı şekilde devam ettiler. Bu insanlar kutsal aşure gününde atlarına binerek insanlığı ayaklar altına aldılar. Ve insan değil de insan kılığına girmiş birer akbaba olduklarını kanıtladılar. O kadar ağır bir suç işlediler ki bunun başka bir örneği görülmemiştir. Daha önce hiçbir insan diğerine karşı böyle bir kötülükte bulunmamıştır. İşlemiş olduğunuz suçlar için Allah sizi affetsin. Suçlarını okuyun. Onları dinleyen diğer insanlar onların ne kadar kötü yaratıklar olduğunu öğrensin. Ve lanet okusun. İbret alsın. Ve Allah'a sığınsın. Aşağıda ismi yazılı olan adamlar şu suçlardan hüküm giymişlerdir. Hüseyin bin Ali'nin giysilerini üzerinden çıkarmak suretiyle talan etmek. Ardından atlarını gönüllü olarak onun cenazesi üzerinden geçirerek parçalamaya çalışmak. Bu suretle onun göğsündeki ve sırtındaki bütün kemikleri kırmak. Bu adamların hepsi Havazen kabilesine dahildir. Ve isimleri şu şekildedir: Elyah Vakur El Abdi, Mahmud bin Abdul. Ben Kame, dünyayı bu zalimlerden temizlemenin zamanı çoktan geldi. Hepsini götürün. Hadi kalkın. Hadi. Kalkın. Emin. Bırakın. Yürüyün. Yapma. Bırakın. Yürüyün hadi. Yürüyün. Yapmayın. Hadi çabuk ol. Hadi yapmayın. Direnme bana. Hadi. Yürü. Hermal'e hayatta olduğu sürece muhtar hiçbir şey yapmamış demektir. Thank you.
Kendinize kızmayın komutanım. Eğer moraliniz bozulursa intikam alma işini bitiremeyiz. Muhtarın aklından neler geçtiğini biliyorum. Hüseyin'in katilleri içinde muhtarı en çok rahatsız edeni, en çok bulmak ödeşmek istediği Hermele'dir. Ondan intikam alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor ama yine de onu öldürmeyi başaramadım. Ve kaçıncı defadır huzuruna eli boş çıkacağım. Şemr ve arkadaşlarının olağanüstü kaçışlarıyla bizi küçük düşürmelerinden sonra şimdi de Hermele'nin şaşırtıcı kaçışları sorun yaratıyor. Bu da muhtarın komutanlarına ve askerlerine söylenmesi için haklı bir mazeret yaratıyor. Affedersiniz ama birkaç güne bir muhtarı görmeseniz iyi olur. İlk saldırımızda Hermele'yi öldüreceğime dair söz veriyorum. Hayır Ebu Seyit, hayır. Eğer muhtarın önünde küçük düşeceksek bu muhtar düşmanın numaralarını öğrenmeden önce olmalı. Nasılsın bakalım? Birçok yüzü olan Kufe şehrinin muhafız komutanı. Neden başın öne eğik? Utancımdan emirim. Yine elim boş geldim. Hermele yine beni küçük düşürdü. Düşmanın utansın komutan. Hadi kaldır başını. Yenilginin ardındaki sebebi görebiliyorsan, aldığın yenilginin zaferden çok daha değerli bir şey olduğunu fark edebilirsin. Ben en zorlu savaşlara katıldım Ebu İshak. Hem kazandım hem de yenildim. Ne zaferlerimden sonra böbürlendim, ne de yenilgilerimden sonra üzüldüm. Ama Hermele ile savaşırken çaresizim. Nerede yanlış yaptığımı merak ediyorum. Kararlarımda kusur yok. Savaşma kudretini, düşmanın gücünü, gizli tuzakları düşünüp önlemimi alıyorum. Yine de Hermele elimizden nasıl kurtuluyor bilmiyorum. Şu ana dek 3 kere etrafını sardım ama kurtuldu. Neden İranlı kardeşinin yardımına başvurmuyorsun? Senin zaten yeterince görevin var Kiyan. Benimkileri de yapman gerekmiyor. Eğer görevlerimi hakkıyla yerine getiremediğim düşünülüyorsa... emirin hükümetinde yer almamalıyım. Burada önemli olan ne yapabildiğin değil. Hermale'yi avlayabilmek için muhbirlerimizin yardımına ve görünmeyen bir oka ihtiyacımız var. Rica ediyorum bu görevi bana bırak. Bırak da Hermale'yi ben avlayayım. Kiyan. Hermale'yi bulmak ve öldürmek isyanımızın hedeflerinden biridir. Kimin yaptığının önemi yoktur. İstediğini yapabilirsin. Bu herkes için geçerli. Ama çok dikkatli ol Kiyan. Hermale tuhaf bir hayvan gibi ne yapacağı hiç belli olmuyor. Bir anda ortaya çıkıyor... bir anda kayboluyor. Bir anda önünde görüyorsun, bir anda arkana geçiyor. Ben onunla başa çıkabilirim. İznin var mıdır emirim? Bu izni Kufe muhafız komutanı vermeliydi ve az önce verdi. Teşekkürler emirim. Sana da teşekkürler Benkare. Benim için duaydın. Hermale neden kaçabildi biliyor musun? Bence Hermale'yi avlama sırası Kiyan'a geçti. Onu beklemeliyiz. Ama bu senin de sıran olabilirdi. Çünkü emir muhtarın huzuruna elin boş çıkmak istemiyordun. Kaçma sebebi işte bu. Sübhanallah. Doğru söylüyorsunuz emirim. Doğrusunu isterseniz Kiyan'la rekabet etmek hoşuma gidiyordu. Avlanma konusunda Kiyan'dan geride kalmak istemedim.
Demek ki Hermale bir şeytan. Ve inancımızı hedef almaya çalışıyordu. Allah Kian'ın yardımcısı olsun. Kian çok iyi bir insandır efendim. Ve Hermale'yi yenebileceğinden kesinlikle eminim. Bir ok ya da hançer fırlatmak istediğinde bütün dikkatini kulaklarına ve gözlerine vermen gerekir. İyi bir atıcı kalbi attığı sırada gözünü kırpmayı bilen kişidir. Büyük hedefi küçük olarak düşünmelisin. Küçük hedefi büyük olarak düşünmelisin. İşte böyle. Savaş alanında şöyle olur. Av ne kadar büyükse o kadar kısa sürede avlanır. Çünkü hareket kabiliyeti sınırlıdır. Yetenekli bir avcı kendini küçük bir yere hapsetmez. Bu büyük bir aptallık olur. Böyle yaparsan avlayacağın yerde avlanırsın. Anladın mı? Evet efendim. Bir kiler ya da bodrum asla sığınak değildir. Eğer Ömer Saat ve Şemr bir çukura girip saklanmasalardı... ...şu anda hala hayatta olurlardı. Muhtar ve askerlerine uzaktan bakıp onlarla eğlenirlerdi... ...ve kahkahalarla gülerlerdi. Gülmesen iyi olur Fetha. Ciddi olmak avcıyı daha görkemli gösterir. Al. Bıçağı fırlatışını göster ve beni memnun et. Hı-hı. İyi ama hedefle aramda duruyorsunuz. Fırlat. Bu eğitimin yanında cansız bir hedef şaka gibidir. Fırlat. Siz orada dururken ellerim titriyor efendim. Üçüncü ders neydi? Eğer avcı avından korkarsa yenilgiye olur. Aferin Fetha. Avından korkmak başarısızlık demektir. Savaştan korkan bir asker mutlaka kaybeder. Fırlat! Hedefi ıskaladın mı? Hedefi vurabileceğini biliyordum. Aferin. Tuzak yerine çabuk. Vurmayın Ermale. Benim Harkus. Evet. Bize ne haberler getirdin? Şu beklediğin rakip sonunda geldi. Şu anda nehrin diğer tarafında seni arıyor. Sanırım izimizi takip etmişler. Bu iyi bir rakip Hermale. Seni yakalayacağını ve sonra da muhtara götüreceğini yemin etmiş. Kedi de rüyasında hep fare görürmüş. Bu küçük at sineğinin inadını gerçekten çok sevmeye başladım ben. Şemre öldürdükten sonra çok böbürlenmeye başladı. Onu başarısız kılmak istemez misin? Biraz bekle. Ona öyle kötü bir şey yapmayı düşünüyorum ki zavallı korkudan ölecek. Bu bölge Hermale'nin saklanma yeri. Eğer burunlarınız yeterince iyiyse... ...kokusunu alabilirsiniz.
Hermale daha önce bizden kaçtı ama bu sefer ona hiçbir kaçış yolu bırakmayacağız. Rezak, bir grup askerle palmiye ağaçlarının orada tuzak kur. Kesir, sen burayı koru. Şömeyr, sen bu tarafı koruyacaksın. Zizdan, biz geri kalanlarla beraber inine saldıracağız. Tek kaçış yolu var, o da nehir. Hermale bizden kurtulmak için sonunda suya girmek zorunda kalacak. O zaman onu nehirde avlamak çok daha kolay olacak. Rezak, Kesir, Şömeyr, çok dikkatli olun. Eğer Hermale kaçarsa sizi asla affetmem. Merak etmeyin emirim. Eğer Hermale benim bölgemden kaçarsa boynumu vurdurursunuz. İçiniz rahat olsun. Bırakın bir ayıyı, gözlerim karıncaların, serçelerin bile üstünde olacak. Burası neresi? Küfe panterinin yuvası. Hermale İbni Kahelesed'in ini. Fırlattığı bıçak kulaktan buruna kadar girer. Iskalayıp ikinci bıçağı attığı hiç görülmemiştir. Çok fazla gevezelik etme. Kısa şekilde anlat. Kaç askerle başa çıkabilirsin? Bu düşman askerlerinin sayısına göre değişir efendim. Düşman tek başınaysa tek başıma savaşırım. Düşman 10 kişi ise ben de 10 kişi olurum. Eğer düşman 4 bir yanını sarmışsa ne yaparsın? Tam ortaya bir tuzak kurarım. Sonra etrafımda dönerim ve okuma atarım. Ku, ku, ka. Akıllarının karışmasını sağlarım. Ne yapacaklarını şaşırırlar. Düşmanın böbürlenmesine nasıl bir cevap verirsin? Sesimi değiştirerek konuşurum. Eğer zaman kaybedersek bize iyice yaklaşırlar. Hadi Hermal, hadi. Arkus, iyi bir avcı hiçbir zaman acele etmez, bunu unutma. Fetta, benim birinci yardımcım olduğunu sakın unutma. Farisi Kiyon'u çok kolay bir şekilde yenilgiye uğratabilirsin. Yeter ki daha önce sana gösterdiğim şekilde davran. Ben de gidip şu Farisi paralı askeri tam yüreğinden vurayım. Şüpheniz olmasın efendim. Öğrettiklerini çok iyi öğrendim. Hatta bir askerin savaş alanındaki hatasını düzeltmek için şansı olmaz. Neden? Çünkü kafasını kaybetmiştir. Aferin sana Fetta. İyi avlar. Ezdan, kendinizi sazlarla kamufle edin. Böylece hem saklanır hem de korunursunuz. Nehir yolunu seçseydik daha iyi olmaz mıydı Erman? Nehir yolunu çoktan tuttular. Sözde Farisi kahraman Arap nehrinde balina avlayabileceğini sanıyor. Ama bunu ancak rüyasında görür. Kadisiye savaşını unutmuş olmalı. Eğer hayallerimiz gerçek olsaydı şu anda çok güzel ve büyük bir sarayda yaşıyor olurdu. Ama bak nerelerde sürüyor. Süleyman'ın uçan halısına sahip olmak ister miydin? Ona binmek ve istediğin bir çatıda inmek ne kadar iyi olurdu, değil mi? Süleyman'ın uçan halısı gerçek mi Hermale? Uçan halı gerçek mi yalan mı o kadarını bilmem. Ama bununla sıradan insanları kandırdıklarını biliyorum. Woo!
bari. Kaç, 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 kaç. Pekala Ermali. Artık tahmin etmişsindir. Gürültü yapmayı keşke sesimi duyabilesin. Benim İranlı Kiyan. Ya da sen bana Kaysan Ebu Umre diyebilirsin. Senin zekan insanları kıskandırıyor. Kedi fare oyunu oynamayı iyi biliyorsun. Ama daha ne kadar? Nereye kadar? Sen hiç Azrail'in elinden kurtulan bir insan olduğunu duydun mu ha? Sonunda teslim olmaya mecbur kalacaksın. Seni asla rahat bırakmayacağım Ermale. Artık bütün itibarım seni yakalamama bağlı. Bir erkek gibi savaş alanına gel. Seninle teke tek dövüşelim. O kardeşinde hiç ıskalamadığını söylüyorsun. Öyleyse benimle savaş alanına gel. Evet. Gel ve bana yeteneklerini göster. Ben de Okçu Araş'ın soyundan geliyorum. Oklarımızı aynı anda atarız. Ya sen beni avlarsın. Ya da ben seni. Şemr'in katilinin ismi bazı korkaklar için korku salan bir isim olabilir. Ama bu beni korkutmuyor. Çünkü ben Hermale'yim. Hermale! Seninle savaşmam için yaptığın bu istek boşuna Ebu Umre. Eğer beni takip etmek istiyorsan sana hayatının sonuna dek yas tuttururum. Ben buraya yanmaya geldim. Hadi gel ve beni yak korkak. Senin kitabında erkekliğin hiçbir anlamı yok mudur? Eğer erkek olsaydın uzaktan ok atarak bir bebeği boğazından vurmazdın. Hey! Ermali'nin yanında olup ona yardım eden herkese sesleniyorum. Sonunda sizi en büyük felaket bekliyor. Size bu uyarıyı yapıyorum. Çünkü muhtarın mahkemesine çıktığınız zaman hiçbir mazeretiniz kalmayacak. Cezanızı çekeceksiniz. Dikkatli şekilde saldıralım yazlan. Hermale'yi öldürmektense yakalamaya çalışalım. Düşman arka tarafımızda. Hemen geri çekilin. Hepiniz geri çekilin. Emirim, düşman iki tarafta da saldırıyor. Hemen geri çekiliyoruz. Yaralıları da taşıyın. Çok tehlikeli bir oyundur Farisi. Yaz lan. Kendinizi tamamen kamufle edin. Askerlerin yarısıyla saldıracağız. Neden bütün gücümüzle birlikte saldırmıyoruz emirim? Zamanımız çok azaldı Yaz lan. Ve yine elimizden kaçmasından korkuyorum. Çabuk olun. Affınıza sığınıyorum emir. Öfkenize hakim olun. Hermale'yi aldatmak için kamuflaj yaptık olmadı. Bizi tuzağa düşürdü. Artık geldiğimizden haberi var. Kamuflaja gerek yok. Üstelik o sazlar çok ağır. Herkes çok yorgun. Eğer kamuflaj yaparsak sorunlarımız iki katına çıkacaktır. Emirim izin verirse daha iyi bir şekilde saldırabiliriz. Nasıl istersen Yezdan. Ama elinizi çabuk tutun. Onu bugün öldürmemiz gerekiyor. Elbette emirim.
Naim! Aşağı in, çabuk ol! Hadi dövüşelim! Sen öldürülmek mi istiyorsun? Onları oyalamamız gerekiyordu, oyaladık. Hermane çoktan kaçıp gitmiştir. Hadi aşağı in! Kaçacak mıyız? Aşağı gel de sana ne yapacağımızı anlatayım. Ben buradan adam vurmayı sevdim. Birazdan yine geleceklerdir. Sorun değil. Biz bu oyuna dahil olmayacağız, he? Onlar Hermale'yi yakalamaya geldiler. Bizimle bir işleri yok. Ne haber? Her şey yolunda. Size yolu açtım. Hiçbir sorun yaşamadan gidebilirsiniz. Senin emirin çok fırsatçı biriymiş. Duyduğum kadarıyla bizi aldatmak istiyormuş. Sizi nehre doğru sürmeyi planladığını söyledi. Demek ki onun nehirdeki köpek balıklarından haberi bile yok. Al bakalım. Allah bereket versin. Bu akşamki buluşmamızı da unutma. Daima hizmetinizdeyim. Yeter ki bana karşılığını verin. Bakalım bu gece neler olacak. Şalk efendin nerede herif? Siz geri çekildikten sonra hemen kaçtı gitti. Sakın bana yalan söylemeye kalkma. Bu koca bir yalan. Ne yani efendim, bir kuş olup uçtu mu? Lanet olası. Her palmiye ağacının altına bir asker yerleştirdim. Fark edilmeden nasıl kaçabildi, ha söyle? Bilmiyorum komutan. Hermalı'yı siz benden iyi tanırsınız. Sanki insan değil de cin gibidir. Eğer hemen itiraf etmezsen dilini keser köpeklere veririm. Hermale nerede saklanıyor? Komutan, çok güçlüsün ve eziyet etmeye hakkın var. Komutan, Hermale bir boğa biçimine girmiş olabilir. Ama tırnağın altına girebilecek boyutta bir karınca olmadığı kesin. Yemin ederim ki Hermale siz çekildiğinizde kaçtı. Askerlerinizin onu nasıl fark etmediğini ben de bilmiyorum. Yanında değildim ki. Hermale'nin kölesi misiniz? Evet komutanım. Neden ellerinizi ve ayaklarınızı bağladı?
Hermale bizi hata yapmamızı önlemek için bağladı. Peki neden Hermale ile gitmediniz? Ya, o kaçabilmek için bizi burada yem olarak bıraktı. Peki kaç kişilerdi? Hermale ve Harkus. Hermale okunu buradan attı ve Harkus oradaki palmiye ağacındaydı. Her tarafa asker yerleştirmiştik. Biz saldırdıktan sonra kaçtıysa askerlerimiz onu mutlaka görürdü. Bence biz buraya gelmeden hemen önce gitti. Ve bize ok atan da bu iki adam olmalı. Köle olan çok akıllı bir adam. Hata yapmıyor ama itiraf ettirebiliriz. Onları da yanımıza alacağız. Bütün bu askerler, incelenince yapılan planlar, bir köle ve bir zenciyi tutuklamak için miydi? Bu haber muhtara ulaştığı zaman utancından yerin dibine gireceksin Kiyan. Ezdan. Evet emirim. Bu iki adamı muhtara götür ve burada olan biten her şeyi ona bizzat anlat. Siz gelmiyor musunuz? Hayır. Neden? Çünkü muhtarın karşısına çıkacak yüzüm yok. Ama neden utanıyorsunuz ki? Siz Hermale ile yüz yüze bile gelmediniz. Buradaki arazi çok geniş ve herkes kaçabilir. Üstelik oraya eli boş gitmiyoruz. Belki Hermale'nin kölesi itiraf ettiğinde onu yakalamamızı sağlayacak bir ipucu verir. Hermale'yi gönüllü olarak yakalamak istemiştim. Kendime verdiğim süre 2 gündü. 10 gün geçti ve hala başaramadım. Bir hata yaptığımızı hissediyorum Yezdan. Şu ana kadar çok faydalı işler yaptınız. Kendinize böyle ağır şartlar dayatmak hiç adil bir şey değil. Hiçbir utanç duymadan kendinizi savunabilirsiniz. Kimse benim hakkımı savunamaz Yezdan. Bu yüzden üstüme düşen şeyi yapmak zorundayım. Bu başarısızlıklarımı kendi vicdanımda yargılayacağım. Bu yüzden biraz yalnız kalmak istiyorum. Hoşça kal Yezdan. Gitmeyin emirim. Yalnız başınıza gitmeyin bak. Bu çok tehlikeli. Hermale yaralı bir yılan gibi tuzak kurar ve sizi arkadan sokmaya çalışır. Umarım tahminlerine yanılmazsın Yezdan. Belki de sihirli kaçışlarını yapmasının sebebi benimle teke tek dövüşmek istemesidir. Umarım aklına böyle bir şeyler geçiyordur. Kiyan neden buraya gelmedi? Huzurunuza çıkmaya utandı. Hermale'nin onu bu şekilde yenilgiye uğratabileceğini düşünmemişti. Nereye gittiğini biliyor musun? Silahı var mıydı? Çok ısrar ettim ama bir şey söylemedi. O anda çok üzüntülüydü. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum emirim. Özellikle şimdi Hermale onu yakından takip edecektir. Git üzerine uygun bir şeyler giy ve Kiyan'ı koruma altına alın.
Benkame, bu adamı zindana at ve oğlunu serbest bırak. Emir, izin ver ayaklarını öpeyim. Bu zavallı gence acı lütfen. Onun annesi öldü ve yemin ederim ki ben de masumum. Sen mi masumsun rezil? 6 aylık bir bebeği okla öldüren adama hizmet etmiyor muydun? Zavallı bebek susamıştı ve babası biraz su aramaya çıkmıştı. Hermale'ye lanet olsun. Yerin dibine gömülsün. Ben onun kölesiydim Emir. Hizmet etmekten başka çarem yoktu. Yemin ederim ki bu çocuk olmasaydı Hermale'yi öldürürdüm. Hatta onu ellerimle boğabilirdim. Lanet olsun sana. Lanet olsun sana. Karını ve çocuğunu mazeret gösterip erkekliğini satmışsın. Bundan büyük suç olamaz. Götürün şunu. Emir, sizin adaletiniz ve cesaretiniz hakkında bir sürü şey duydum. Beni hapse atabilirsiniz. Ama ne olur bu çocuğu benden ayırmayın. Hayatta benden başka kimsesi yok. Yanında ben olmadan ölüp gider. Yeter. Benkame, suçları araştırılana dek ikisini de hapse atın. Aynı hücrede kalsınlar. O zalim şeytani gücünü iyice göstermeye başladı. Uzun zamandır neler yapabildiğini gözlemlemeye çalışıyordum. Kiyan Şemr'in kafasını bana getirdiği gün, gözlerinde beni korkutan keskin bir bakış vardı. Kibir inancı gölgeleyen şeydir Ebu İshak. Bana soracak olursan, Kiyan şeytan tarafından kandırılmış ve yoldan çıkarılmış olamaz. Yezdan'dan Kiyan'ın iç çekişmesini duyduğumda umutlandım. Bizden uzak kalmak istemesi yüreğini temizlemek istediği anlamına geliyor. Allah yardımcısı olsun. Kiyan yardım almayı hak ediyor. Amin. Hermale konusunda ne yapacağız? Daha önce bu korkağın boğazını kesme görevi sana verilmişti. Bu arada Kiyan'la da ilgilen. Ondan umudu kestiğimizi hissetmemeli. Herhangi bir sorunla karşılaşırsan, her konuda sana destek olacağımı bil. Lanet olası kibir. Lanet olası gurur. Lanet olası kıskançlık. Büyük bir hata yaptığımı itiraf ediyorum yüce Allah'ım. İsyankarlara karşı kazanılan bütün zaferlerde kendi adımın olmasını istemiştim. Beni Ermale önüne küçük düşüren de sendin yüce Rabbim. Allah'ım, sen en büyük yardım eden, en büyük bağışlayansın. Yüce Rabbim, lütfen beni yaptığım hatalardan dolayı affet. Sadece sana sığınabilirim. Dur bakalım. Yüzünü aç. Çabuk ol. Affedersin kardeşim. Bunu yapamam. Peki parola ne? Parola dediğin şey nedir ki? Bu devlet görevlilerinin birbirini tanımasını sağlayan gizli bir kelimedir. Bu yüzden yabancılar bu parolayı bilmezler. Öyleyse parola karanlıktır. Karanlık gecenin rengidir. Ama parola o değil be adam. Yüzünü hemen aç yoksa seni cezalandırırım. Bunu yapamam kardeşim. Çaresi olmayan bir hastalığım var. Ve nefesim tehlikeli. Sen de aynı hastalığa yakalanabilirsin.
O zaman senin suçun daha da ağırlaştı. Tedavisi olmayan bir hastalığın varken Müslümanların arasında dolaşıyorsun. Ya başkalarına bulaştırırsan ne olacak ha? Bunu söyler misin? Yemin ederim ki bulaştırmam. Bu gece moralim bozulduğu için camiye gittim. Ve Allah'tan hastalığıma çare istedim. Orada bitkin düşmüş ve bayılmışım. Caminin bekçisi seslenince uyandım. Ve o zaman gece yarısı olduğunu fark ettim. Beni kandırmaya kalkma. Küfe'nin emirinin muhtar olduğunu bir yerden duydun ve o Ali'nin takipçilerinden biri olduğu için bizi böyle bir hikayeyle kandırabileceğini sanıyorsun, değil mi? Ben sizi anlayamadım. Ne hikayesidir bu? Seni ahmak. Namaz kılarken kendini kaybedip bayılan ve ayaklarından ok çıkarıldığında bunu hissetmeyen kişiyi bilmeyen kimse var mı? Bu kişi Ali değil mi? Ali tabii ki. İyi ama söylediklerimin neresi kötü? Bunu yakında anlarsın. Çabuk onu zincire vurun. Yürü! Beni neyle suçluyorsunuz? Bugünlerde Hüseyin'in katilleri Ali'nin takipçileri gibi giyinerek buraya geliyorlar ve bizi kandırmaya çalışıyorlar. O münafıklardan biri olduğuna hiç şüphe yok. Onu hemen hapsedin. Lütfen bunu yapmayın komutan. Eğer beni hapsederseniz orada hayatta kalamam. Ne olur acıyın bana. Lütfen acıyın bana. Suçlu olduğun için bağışlanmak istiyorsun. Hapisten korkmamalısın. Kimliğini belirleyince bırakırlar. Onlar kimliğimi belirleyene kadar korkudan ölürüm. Ne olur acı bana. Sokağa çıkma yasağını çiğnemenin cezasını da ödeyebilirim. Aslında hastayım ama fakir değilim. Sen bunu çaldın mı? Yemin ederim ki o para çalındı değil komutan. Onu hakkımla kazandım. Bana ne kadar verirsin? Ne kadar istiyorsun? Az önce bana zengin olduğunu söylemedin mi? Ne kadar olursa doyuracak ailelerimiz var. Üstelik bütün gece ayaktayız. Müslümanlar yataklarında rahat uyusunlar diye sokakları arşınlıyoruz. Ne kadar çok verirsen o kadar iyi olur. Tanrı senin gibi askerleri cehenneme gömsün. Nankör köpek. Sen bu şehrin yüz karasısın. Benim Kaysan Ebu Umre. Ermale gibi canilerin Küfe şehrine nasıl girebildiklerini şimdi anlıyorum. Sizin gibiler onları içeri alıyormuş. Muhafızlar böyle rüşvet aldıkları sürece Ermale gibiler güvende olur. Lütfen acıyın bana, beni bağışlayın efendim. Bir hata yaptım, ne olur bağışlayın beni. Bağışlayın beni. Hey, gece gezgini, dur bakalım. Ben gece gezgini değilim asker. Ben emirinim. Adım Kiyas. Kaysan Ebu Umre olarak biliniyor. Seni zavallı. Kaysan Ebu Umre genellikle evine erken gider ve bir saat önce buradan geçti. Bence çoktan yatağına yatıp uyumuştur ve rüyasında Hermale'yi öldürdüğünü görüyordur. Aman tanrım, olamaz. Şirin!
Cemre ve Senan gibi adamları öldürmek için de kılıcı ortaya çıkardı. Ve Hermale'yi öldürerek rakipsiz bir avcı olmak istedi. İşte bu da onun bedeli. Hermale yaptıklarıyla övünmez. Hermale'nin peşini bırakmazsın diye sana bu mesajı yollamak zorunda kaldım. Ve ailen için yas tutmana sebep oldum. Eğer hala Hermale'nin peşinden gelmek istiyorsan, bir sonraki adımda seni öldürmek için bahse girebilirim. İranlı. Şirin! Şirin, ne yaptım ben böyle? Sen benim bencilliğimin kurbanısın Şirin. Ben ne yaptım? İsyanla kurulan devletimiz, barbar doğasıyla dünyanın en kötü adamı olarak bilinen kişinin kılıcının yasını tutuyor. Bugün isyan devleti geleceğini garanti altına almak için bu masum bebeği kurban vermiş bulunuyor. Bugün isyanın iyi bir kız kardeşi ve harika bir bayanı bizlere meyve veren bir ağacın kökünden kesilmesi gibi yok edilmiş bulunuyor. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın ki dökülen kanların hesabı mutlaka sorulacaktır. Emirim, Kian'la konuşun ve onu bu akıl karışıklığından kurtarın. Kian'ın biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Onunla sen ilgilen. Sessizliği ve akıl karışıklığı yüzünden delirebilir. Bunun için korkma. Hüseyin'in öğretisinde sabır da cihat kadar iyi bir şeydir. Kian da Hüseyin'in takipçisidir. Bu isyanla aradığımız şey para değil.
Bu isyanla istediğimiz barınak da değil. Biz bu isyanla güvenlik ve adalet arıyoruz. Sana selam olsun ey gariplerin, fukaraların ve zayıfların emiri. Senin gibi bir emir bizim gibi hizmetkarları fazlasıyla hak ediyor. Emredin yeter. Bu sözlerin arkasında bir şey olması gerek. Yeni bir haber getirdin mi? Hermale ölümüne iyice yaklaşmış oldu Ebu İshak. Yani Hermale hala hayatta. Şirin ve Haydar'ın ölümü olayı Hermale'nin yaptığı en büyük hata oldu. Bu sayede elimize koz verdi. Eskiden bir göz kırpışı anında yok olan adam tıpkı bir böcek gibi örümceğin ağına yapışıp kaldı. Ona gitmemizi bekliyor. Bana sorarsan iyice aklını kaçırdı. Ayrıca muhtarı öldürdüğünü sanıyormuş. Bana emir verirseniz size onun kellesini getiririm. Hermele'yi öldürmek zaten senin görevlerinden biriydi. Neden izin istiyorsun? Kiyan ve ben Hermele'yi öldürme konusundaki şansımızı birer kez kullandık. Bana sorarsanız Hermele'yi öldürmeyi muhtar hak ediyor. Hermele'yi öldürmek benim için tatlı bir hayal. Ama bu Onur Hüseyin'in katillerinden intikam almak için yemin eden ve bu konuda bayrağı taşıyan kişinin olmalı. Bence onu siz öldürmelisiniz. Ben gidip hemen zırhımı kuşanayım. Kaysan Ebu Omra'yı felç etmek, muhtarı felç etmek demektir. Muhtarın en büyük gücü olan Kiyan. Artık ortalıkta dolaşamayacağım. Peki size bundan daha büyük ve daha iyi bir haber vereyim mi? Tamam, seni dinliyoruz. Bu sabah erkenden Kufe'deki camiye giderken muhtara bir ok fırlattım ve onu vurduğumdan eminim. Hayır. Yemin ederim. Ve böyle bir saldırıdan kurtulabileceğini sanmıyorum. Öyleyse neden hala öldüğünü ilan etmediler? Eğer bunu ilan ederlerse yönetimleri anında yerle bir olur. Ve şimdi tahtın üstünde muhtarın bir korkuluğu yer alıyor. Ülkeyi böyle yönetiyorlar. Rüya görmediğinden emin misin? Aslını sorarsan daima rüyalarımda yaşadım. Öyleyse Küfe'nin emrine yas tutmak için içelim. Hadi sen de iç. Ben zaten sarhoşum Refik. Savaş meydanındaki yetenekli ve bilge bir avcı şöhretini bir kase şarapla değişmeyeceğini çok iyi bilir. Atışımı kaçırmamı ve bana gülmelerini mi istiyorsun?
haber var mı? Her şey yolunda. Galiba kuşlar bir şahin gördü. Bence onlar Hermale'yi görmüşler. Kim eşeği öldürdün Hermale? Tuzağa düşürüldük. Burada sona erecek. Geriye tek seçeneğin kalıyor. O da bize teslim olmak. Durumun kötü. Seni öldürmek için muhtar buraya kadar geldi. Buraya gel ve kendini bir erkek gibi savun. Dövüşeceğiniz silahı sen seçebilirsin. Muhtar hangi silahla öldürülmeyi tercih ediyor? Okla mı dövüşelim, hançerle mi? O lanet okunla sadece çocukları öldürürsün. Bu sefer karşında senin dengin bir yetişkin olacak. Belki hançer senin için daha faydalı olabilir. Bir hançer senin için, bir hançer de Emir Muhtar için. Şu işe bakın. Muhtarı ilk kez savaş meydanında görüyorum. Sarayından çıkıp savaş meydanına gelebildiğini bilmiyordum. Savaş şartlarını belirlerken kahraman kesilmek kolaydır. Ben bir hançer atacağım. Sen de bir hançer atacaksın. Sen şimdi kendine Hüseyin'in adını kullanarak bir saray ve büyük bir devlet kurdun. Ama Hüseyin'in Aşure gününde neler çektiğinden haberin bile yok. En azından önce Hüseyin'in ne yaptığını dinle ve ondan sonra öl ya da öldür. Hüseyin'in kampında su bitip de hepsi susadıkları zaman 6 aylık bebeğini alıp savaş meydanına çıktı. Bebeğini havaya kaldırdı ve bebek bağırdı. Hüseyin tam alnındaki terleri silmek için hamle yaptığı anda 3 başlı okumla onu vurdum. 3 başlı okumu fırlattığım anda Hüseyin çok çaresiz kaldı. Kapat o lanet çeneni rezil!